Uludağ eteklerine kurulu tarihi, kültürel ve doğal zenginliğiyle göz kamaştıran eşsiz Bursa'mızı daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki Bursa'ya değer. Bursa'da hayata geçirdiğimiz köprü, kavşak, yeni yol, yol genişletme, akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem yatırımları ve mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarıyla ulaşıma nefes aldırıyoruz. Hanlar Bölgesi, İstanbul Caddesi, 75. Yıl Yiğitler Esenevler, Sıcak Su, 1050 Konutlar ve Karapınar kentsel dönüşümleriyle Bursa'nın depreme karşı direncini artırıyor, kültür merkezleri, kapalı pazar alanları, otoparklar, meydan ve sahil düzenlemeleriyle halkımızın ve gençlerimizin gündelik yaşamına konfor getiriyoruz. Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Demirtaş Mesire Alanı, Bağlar Altı, Göçmen Konutları, Üç Evler, Hacivat ve Aşık Veysel Parklarıyla 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefimizi aştık. Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi ve Çamur Yakma Tesisinde atıkları enerjiye dönüştürüp GES ve HES projeleriyle enerji ihtiyacımıza çevreci çözümler üretiyoruz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını gururla taşıdığımız Bursa'mızda Zindan Kapı'dan Mevlevihane'ye kadar sayısız ecdat emanetini ayağa kaldırıp tarihi mekanları özgün kimliklerine kavuşturduk. Harmancık'ta ekoturizm sosyal tesisleri ve Kocayaylı'daki kamp alanlarımızla turizmi canlandırıp ikincisini düzenlediğimiz gastronomi festivaliyle kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası alanda vitrine çıkarıyoruz. 3400 kilometre içme suyu, 1220 kilometre kanalizasyon ve 405 kilometre yağmur suyu hattı imalatıyla Bursa'mızın altyapısını güçlendiriyoruz. Atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, su depoları ve dere temizliği çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bursa'mıza 8 yeni okul binası kazandırırken toplam 202 okulumuza da tadilat ve çevre düzenlemeleriyle destek verdik. Ana kucaklarımızda minikleri okula hazırlayıp 10 bin öğrencimize de burs desteği sağlarken gençlerimizi de BUSMEK'le üniversite sınavına hazırladık. Evde bakımla sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürürken bağımlılıkla mücadeleden psikolojik desteğe, karton altıdan sosyal destek çeklerine kadar hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanındaydık. 11 ilde büyük yıkımlara yol açan Asrın felaketinde yaraların sarılması için Gaziantep, Islahiye ve Nurdağ ile Hatay'da 2500'e aşkın personel ve 700'e yakın araçla büyük bir mesai harcadık. Hatay'a 2000 konteynerden oluşan yaşam alanları kazandırırken yardım dağıtımları ve seyyar tuvalet kurulumlarını gerçekleştirdik. Evde bakımdan sinekle mücadeleye kadar bütün belediyecilik hizmetlerini Hatay'da da gerçekleştirdik. Depremde tamamen yerle bir olan Hatay'daki sembol eserlerden 752 yıllık Antakya Ulu Camii'nin ayağa kaldırılması çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Üreticiye dağıttığımız 8 milyonu aşkın fide, fidan ve tarımda makineleşmeye destek olarak dağıttığımız makine ekipman desteğinin yanı sıra sulama göleti ve erken uyarı sistemleriyle tarımda verimliliği artırırken besicilik yapan vatandaşlarımıza hayvan ve yem desteği sağladık. Kadın kooperatiflerimizin ürün alım satışlarına destek sağlarken mahalle konaklarıyla kırsal alandaki yaşam kalitesini artırıyoruz. Genç dostu şehir Bursa olarak gençlik kulübü uygulaması ve gençlik merkezlerimizle üniversiteli gençlere yönelik su indirimi, çorba çeşmesi gibi uygulamalarımızın yanı sıra yaz-kış düzenlenen sportif etkinliklerimizle spora değer katarken Vakıf Bera Spor Tesisleri, İnegöl Spor Tesisleri gibi büyük yatırımların yanında mevcut futbol sahalarını yeniliyor ve Bursa'mıza yeni spor tesisleri kazandırıyoruz. Tiyatrodan resme, fotoğraftan müziğe kadar sanatın tüm dallarında düzenlediğimiz festivallerle Bursa'nın kültür sanat hayatına değer katıyoruz. Dönem başında vaat ettiğimiz projelerin %85'ini tamamlarken 176 yeni projeyi de hayata geçirdik. Bursa için canla başla diyerek çıktığımız bu yolda durmadan, dinlenmeden emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tarihe, turizme, ulaşıma, çevreye, kültüre, sanata, spora, Bursa'ya değer. Ne yaptıysak sevdamızdan diliyor, konuşmalarını yapmak üzere, mensup olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizde
aşkla hizmeti gaye edinen kadim şehrimizin hizmetkarı Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş'ı huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Saygıdeğer Bakanım, öncelikle evliyalar ve padişahlar şehri Bursa'mıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Günün ilk saatlerinde sizi Bursa'nın tüm dinamikleriyle, başta Sayın Valimiz, çok değerli yöneticilerimiz, oda temsilcilerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız, AK Parti'mizin, Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin çok kıymetli başkanları ve yöneticileri, çok değerli sendikalarımız, çok değerli sivil toplum örgütlerimizle birlikte karşılamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Sayın Bakanım, Bursa gerçekten çok dinamik bir şehir. 3.214.000 resmi nüfusumuz, nüfusa kayıtlı olmayan yaklaşık 1.230.000 nüfusa daha, yaklaşık 3.450.000 nüfuslu, 17 ilçesi, 1060 tane mahallesi olan çok önemli bir yerleşim yeri Bursa. Güney Marmara Havzası'nın üretim üssü. Evet, Bursa bir sanayi şehri. Milli gururumuz TOG'a ev sahipliği yapan şehir Bursa. Tabii TOG'u üretmekle beraber de yan sanayinde ciddi bir hareketlilik var. Ama Bursa bir tekstil şehri, bir makina şehri, bir kimya üretimiyle alakalı, mobilyayla, ahşap sanayiyle alakalı da ciddi altyapısı olan bir şehir. Ama bunun yanında Bursa, kadim medeniyetimize ev sahipliği yapması hasabıyla, 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasabıyla de önemli bir turizm destinasyonu Bursa. 125 kilometre deniz sahili, 162 kilometre göl sahiliyle de önemli bir nirengi noktası Bursa. Uludağ'a zaten söylemeye gerek yok. Ülkemizin önemli marka değerlerinden bir tanesi. Saygıdeğer Bakanım, Bursa aynı zamanda bir tarım şehri. Her ne kadar sanayi ve turizm karakteristiğimiz daha ön plana çıkıyor gibi gözükse de Bursa tarımsal potansiyelini de her geçen gün artıran bir şehir. 2017 tarım ihracatımız 184 milyon dolarken 2024 tarım ihracatımız, 2022 tarım ihracatımız 569 milyon dolar. Muhtemelen 2023'te 650-700 milyon dolar civarında bir rakam olacak. Belki total ihracat içerisinde çok yoğun bir rakam gibi gözükmeyebilir ama her geçen gün yükselen yapısıyla da Bursa bu manada çok önemli bir şehir. Saygıdeğer Bakanım, benden sonra tabii önemli konuşmacılar var. Asıl biz sizin konuşmalarınızı dinlemek, sizinle aydınlanmak istiyoruz. Zor süreçler geçirdik. 2020 ve 2021 pandemiyle geçti. Günlerce üretimler durdu, sokaklara çıkmadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Daha önceki paylaşımlarımda da burada bulunan çok kıymetli Bursalı dostlarımıza da ifade etmiştim. Gerçekten tarifi zor, mümkün olmayan bir süreçti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlığınızın da önemli destek ve katkılarıyla bunun adı işsizlik ödeneği oldu, bunun adı farklı krediler oldu, destekler oldu. Velhasıl bu süreci en kayıpsız ve hasarsız bir şekilde atlatmaya çalıştık. Belediye olarak da çok ciddi sosyal yardımlar yaptık. Burada esnaf odalarından temsilciler var. Gerçekten esnafa dokunan işler yaptık. Örnek olsun diye söylüyorum. Bizler dağıttığımız erzakları hiç kimseyi rencide etmeden bizatihi bakkal destek çekleriyle, ki Türkiye'de bu uygulamayı ilk yapan bizdik. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'de bir ilk deyip bizden bir yıl, iki yıl sonra genel başkanlarıyla bunu anlatmaya çalışan belediye başkanları oldu. Ankara'da, İstanbul'da, ama bu bize ait orijinal bir fikirdi ve halen de devam ettiriyoruz. En son 50 bin sosyal destek çekimizi inşallah bu akşam sizin de katılımınızla 1500 TL'lik tamamen Bursa'daki bakkallarda geçmek kaydıyla, hakeza giyim destek çekleri, kırtasiye destek çekleri de bu şekildeydi. Ulaşımla alakalı ciddi rakam düşüşleri oldu bu geçiren süreçlerde. Ona rağmen sübvanse ettik özel halk otobüslerini ve kimsenin bir zarara uğramaması adına özel bir gayret sarf ettik. Saygıdeğer Bakanım, tarım bizim özellerimizden bir tanesi.
Rakamların böyle yükselmesindeki ana nedenlerden bir tanesi fide fidan destekleriyle, yine yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarıyla, bizatihi yerelde fidancıları, süs bitkicilerini desteklemek gibi projelerle batmak üzere olan süs bitkileri kooperatifimize ciddi ödemeler yapıyoruz. Biz İstanbul'a, Ankara'ya göre çiçeği, diğer argümanları çok daha ucuza temin ediyoruz. Ve karşılıklı da bir kazan kazan politikası oluşuyor. Hakeza en son fidancılarla Almanya'daydık fuarda. Velhasıl onlara B2B'ler yaptırarak, yurt dışına fuarlara götürerek, standlar açarak da şehrin ekonomisini de standart belediyecilik hizmetlerinin haricinde destekleyecek altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanım, tarım sektörüyle alakalı özellikle ziraat odalarının, bazı ziraat odalarının, burada çok kıymetli ziraat odası başkanlarımız var, oluşan bazı eksik ve aksaklardan dolayı size de daha önce il başkanımızla, milletvekillerimizle ilettiğimiz, belediye başkanı arkadaşlarıyla ilettiğimiz bazı, biliyorsunuz onların kayıpları vardı emeklilik süreciyle alakalı. Muhakkak bugün ona dair söylemleriniz olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapınıza gelsek bizi dinlediniz, bize yardımcı oldunuz. Sizin şahsınıza, tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Evet, bu 5 yıllık süreçte pandemiler, yangınlar, seller, en son o acı deprem olayı 53 bin vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Binlerce ev yıkıldı. Ama Allah'a hamdolsun, bu güçlü birlik ve beraberlikle bizatihi bölgede hizmet etmekten son derece mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bursalı hemşehrilerime, Bursalı hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. İş insanlarımıza, ticaret odamıza. 1300 civarında tır çıkardık buradan. 2000 konteynerlik kent kurduk Hatay'da. 9-10 bin insan yaşıyor bizim konteyner kentlerimize. Altyapı çalıştık. 5,5 ay bölgede kaldık. 2300 personele ve 700 iş makinesine kadar çıktık. Bizatihi bölgede ben de çok tatlı hatıralar olarak, evet birçok acıyı yaşadık ama günlerce göçük başında bekleyip evladına kavuşan anne ve babalara şahit olduk. Ve günlerce göçük başında bekleyip anne babasına kavuşan evlatlara da şahit olduk. Ama bunun yanında maalesef yetim öksüz kalan yavrularımızı da gördük. Velhasıl şimdi yine bir yerel seçim sürecindeyiz. Desteğiniz, katkınız bizim için çok kıymetli ve değerli. Ben Bursalı hemşehrilerimizin gerçekten bütün bu süreçleri artısıyla eksisiyle değerlendireceklerine yürekten inanıyorum. Bugüne kadar Bursalı hemşehrilerimiz Cumhur İttifakı'nı gerçekten her şeyin ötesinde, eksikler, aksaklar, sıkıntılar var mı? Muhakkak surette var ama ülkenin birliği, beraberliği, bekası adına hep ön planda tuttular. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birliktelik gerçekten bir skor birlikteliği veyahut birkaç tane daha fazla belediye kazanalım, meclis üyesi kazanalım birlikteliği değil. Bu zor coğrafyada tutunmaya çalışan, etrafı sıkıntılarla çevrili bu ülkede 85 milyonu dimdik geleceğe koşturmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Doktor Devlet Bahçeli'nin, hakeza Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve diğer destek veren tüm siyasi partilerimizin vatan, millet, devlet, bayrak adına oluşturduğu bir birlikteliktir. Ben sözlerimi çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hizmet etmekten onur duyduğum, şeref duyduğum bu kutlu şehrin bugün sizinle beraber daha da aydınlanacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Bursa'mızın kentsel gelişimi ve sağlıklı dönüşümü adına kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımıza liderlik eden Mülki İdare Amirim Sayın Bursa Valim Mahmut Demirtaş Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ederim. Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, kamunun ve sivil toplumun değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma programına hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yoğun programlarına rağmen teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza Bursa'da hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, milletimizin kadim değerlerinden aldığı ilhamla
Bu topraklar için değer üreten kuruluşlarımızın varlığıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bugün bu salonu dolduran sivil toplum kuruluşlarımız, medeniyet köklerimizi yaşatan, kültürümüzü ve değerler sistemimizi buluşturan bir yaklaşımla içtimai hayatımızda büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız farklı meslekler ve toplumsal dinamikler için faaliyet gösterseler de zor zamanlarda milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenerek tüm imkanlarıyla devletimizin yanında olduklarını her fırsatta göstermişlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde sivil toplum kuruluşlarımızın sergilediği irade ve asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri olarak tarihimize altın harflerle işlenmiştir. Ülkemizin tüm zorluklara ve engellere rağmen son 22 yıldaki kazanımları da yine örnek birlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleşmiştir. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimiz bugün 1 trilyon dolar sınırına ulaşmıştır. Büyüme performansımız her yıl ortalama %5.5 oranında gerçekleşmiştir. İstihdamdaki payımız 32 milyonu aşmış, ihracatımız 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkmıştır. Tarımsal ekonomik büyüklük bakımından 2002 yılında 23.7 milyar dolar olan dünyada 11. Avrupa'da ise 4. sıradayken bugün 62 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yerleştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde elde ettiğimiz tüm başarılara akılcı politikalar sayesinde kalkınma hedeflerimize sağladığımız desteklerle ulaştık. Ülkemizin istikrarı ve gelişimi için yılmadan, yorulmadan mücadele eden, Türkiye'yi daha da ileriye götürmek adına emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, ülkemiz son 22 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, kültürden turizme kadar pek çok alanda devasa yatırımlar gerçekleştirildi. Yaşanan bu değişim ve dönüşümün en büyük mimarları, ülkesi ve milleti için çalışan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sendikalar, iş insanları, ziraat odaları, kooperatifler, vakıflar, dernekler, iş ve meslek odalarıdır. Ülke ve millet olarak elde edilen kazanımların devamlılığının sağlanması için bizlere düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya edecek Türkiye yüzyılı vizyonu için mesai harcanacaktır. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, bu anlamda programın Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yoğun programlarına rağmen teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanıma şükranlarımı arz ediyorum. Katılımlarından dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Valimiz Mahmut Demirtaş'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, ülkemizin gelecek hedeflerine güç katan ve bu gönül buluşmamızda bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Işıkhan'ı hitaplarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınızı arz ederim efendim. Sayın Valim, Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, yargımızın kıymetli üyeleri, değerli rektörüm, bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, değerli il başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı, değerli Büyük Birlik Partisi il başkanı, ilçelerimizin kıymetli belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Vizyonu,
emeği ve çalışkanlığıyla şehrimize hizmet eden, Bursa'mızın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma sürecinde başrolde olan sivil toplum kuruluşlarımızın siz güzide temsilcilerini saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Eşsiz tarihi ve coğrafyasıyla, kültürel zenginliğiyle gözümüzü, gönlümüzü doyuran Yeşil Bursa'mızda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla ve iş insanlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda toplumsal ve çalışma hayatımıza dair konularda önemli fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu toplantılarda ülkemiz, milletimiz ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha iyi, daha fazla ne yapabiliriz ve vatandaşlarımızın refahını nasıl artırabiliriz sorularının cevabını arıyoruz. Müşterek bir yaklaşımla hareket etmenin ve diyaloğun bizi daha fazla güçlendirdiğini biliyor, bu bilinçle tüm paydaşlarımızın fikirlerine önem veriyoruz. Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaptık, oldu anlayışıyla değil, daha iyisini nasıl yapabiliriz yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz. Bu bağlamda tüm kurumlarımız gibi Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da ülkemizin her bir noktasına hizmetlerimizi götürmeye gayret ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz derler. Bizler de yorulmuyoruz ve durmuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm birimlerimiz ve yaklaşık 1500 personelimizle kıymetli Bursalıların hizmetindeyiz. Esnaf, çiftçi, memur, girişimci fark etmeksizin her ölçekte üretime, istihdame ve kalkınma sürecine benim de bir katkım olsun diyen herkese samimiyet ve gayretle destek oluyoruz. Attığımız adımların neticelerini gün be gün çalışma hayatında ve istatistiklerde görüyoruz. Biliyorsunuz istihdam ve iş gücü verilerimiz ülkemizin ekonomik bakımdan sağlamlığını yansıtan önemli göstergelerdir. Önümüzdeki ay açıklanacak verilerle inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İnşallah istihdamda ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz aslında. Biliyorsunuz 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri Mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler Mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı da öngörmekteyiz. Uyguladığımız politikaların ve reformların etkisini de inşallah yakın zamanda alacağız. Bunun yanında 9 Şubat'ta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde İş Pozitif Kadın İstihdam Projesi'ni bildiğiniz gibi hayata geçirdik. Bu kapsamda sunduğumuz teşvik ve desteklerle 2 hafta gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kadını İşkur aracılığıyla işe yerleştirdik. Kadın istihdamının artmasını ve bu bilincin yayılmasını çok önemsiyoruz. Çalışma hayatına katılımın ve istihdamın artması, iş imkanlarının genişlemesi ve ülkemizin istikrarlı büyümesinin bir yansımasıdır. Bundan sonra da aynı şekilde çalışma hayatını daha fazla fırsat ve katılım için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızın iş gücüne katılımına destek olacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, ilkeli, tarafsız ve adil bir anlayışla yürüttüğünüz başarılı çalışmalar, şehir ve bölge insanımız için kazanç kapısı olduğu gibi ülke ekonomimize de çok değerli katkılar sunmaktadır. Sizlerin
şehrimiz için ne önemli, ne kadar önemli işlere imza attığınızı Bursa'mızın tüm unsurları ve paydaşları tarafından bilinmektedir. Biz de hükümet olarak daima sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Milletimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sizlere maksimum desteği vermeye gayret ediyoruz. Bursa'nın ileri gelen insanları olarak sizlerle bu bağlamda müşterek bir hedefe sahibiz. Bu hedef her şeyin en güzel ve en iyisine layık olan Bursa'mızı sosyal ve ekonomik açıdan bir çekim merkezine dönüştürmektir. Şehirlerimizin kaynaklarını güçlü ve verimli bir şekilde kullanarak potansiyelini harekete geçirmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak sivil toplumla ve iş dünyasıyla yakaladığımız ahengi sürdüreceğiz. Şüphesiz ki geçmişten bugüne sergilediğimiz bu işbirliği sayesinde karşılaştığımız her türlü olumsuz badireyi alnımızın akıyla atlatmayı başardık. Son dönemde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen birlikte hareket ettiğimizde ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde millet olarak sarsılmaz bir yapıya büründüğümüzü net bir şekilde gördük. Bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek başka bir paydaş ise yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda belediyelerimizin de hükümet ve iş dünyası ile tam bir uyum içerisinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. 31 Mart gecesi inşallah gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimi birçok yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de aslında çok önem arz etmektedir. Değerli hemşehrilerim, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik ana başlığı altında seçim beyannamemizi açıkladık. AK Parti belediyecilikte rüştünü ispatlayarak milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde 2004'ten beri ülkemizde belediyecilik destanı yazmaktadır. Ülkemizde temel belediyecilik hizmetleri dahil mahrum kalmış şehirlerimizin bu boşluğu, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Parti belediye başkanları tarafından doldurulmuştur. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları ülkemizin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlıdır. Bursa'mız bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vermiş ve gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu da göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş, nasıl İnegöl'de ve Bursa'da hemşehrilerimizin teveccühünü kazandıysa inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecektir. Bizim AK Parti olarak hedefimiz tüm büyük şehirlerimizde ve illerimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmaktır. Tarihin ve ecdadımızın nazarında kıymeti paha biçilmez olan payitaht Bursa'mız her şeyin olduğu gibi belediyeciliğin de en iyisine layıktır. Bursa her yönüyle vizyoner bir yerel yönetim anlayışıyla kıymeti başkanımız tarafından idare edilmiştir. Bu anlayışa bugün Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri haline gelmiştir. Coğrafyasıyla ve doğasıyla muhteşem bir şehir olan Bursa'mızın gelişim odaklı, havası, suyu, toprağı temiz şehircilik anlayışıyla belediyecilikte tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Ülkemizin en büyük şehirlerimizden biri olan Bursa'mızın hizmet ve eser belediyeciliğinde devamlılığa ve sürekliliğe ihtiyacı vardır. Ve Bursa'nın ihtiyaç duyduğu her şey Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik anlayışımızda vardır. Bursa'mızın ihtiyaç duyduğu vizyon Ali Nur Aktaş başkanımızda vardır. Değerli hemşehrilerim,
Sizlerin görüşü, tutumu, duruşu her zaman Bursa'nın iyiliğinden yana olmuştur. Bizim de hükümet olarak Bursa'mıza bakışımız sizinkiyle birebir aynıdır. Bursa, ak belediyecilik ve ak hükümetlerle turizm, sanayi, ulaşım ve üretimde ülkemizin en önemli itici güçlerinden biri olma kimliğine kavuşmuştur. Bursa bugün 65 yıllık otomobil maceramızın mutlu sona ulaştığı, yerli ve milli aracımız TOGG'un milletimizle buluştuğu şehir olarak adını kalkınma tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bursa'nın tarihine, doğasına, kültürel değerlerine, sanayisine, üç dünyasına ve insanına sahip çıkacak, Bursa'yı her alanda ileriye taşıyacak olan irade, yine liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradedir. Ali Nur Aktaş Başkanım, başta olmak üzere belediye başkan adaylarımız, Bursa'mızın her bir noktasında gerçek belediyecilik vizyonunu hemşehrilerimize anlatmaya, şehrimize layık olduğu şekilde nasıl hizmet edeceklerini ifade etmek için gece gündüz çalışmaktadırlar. Tüm bunları Bursa'mızın dünya şehri olma yolunda bir 5 yılın daha habercisidir inşallah. Bursa'mız gerçek Türkiye yüzyılında gençlerin, kadınların ve geleceğe umutla bakan herkesin yoluna ışık saçan bir yıldız olmaya devam edecektir. Büyükşehir ve tüm Cumhur İttifakı ilçe adaylarımıza inanıyor. Milleti ve memleketi için durmadan, yorulmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı örnek alarak Bursa'mıza hizmet edeceklerine yürekten inanıyorum. Her birine 31 Mart gecesi muvaffakiyetler diliyorum. Değerli hemşehrilerim, sizler sahanın gözü kulağısınız. Sizlerden gelen herhangi bir talep, ihtiyaç bizler için çok kıymetlidir. Fırsatlarımız ölçüsünde her zaman sizlerin ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Bursalı çiftçilerimizin ziraat odası kayıtları ile ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza iletilmişti. Ziraat odası başkanlarımız ve yönetimi de buradalar, bu salondalar. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5000 çiftçimizin 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendik. Meseleyi öğrenir öğrenmez çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumu'na konu hakkında çalışma yapmaları talimatını verdim. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Sağ olun. Konunun çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar Tarım Bağkur kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Ziraat Odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalıklarının devamını sağlayacağız. Bu yola inşallah çiftçilerimizin mağduriyetlerini de çözmüş olacağız. Hayırlı olsun demek istiyorum. Biz sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız. Yaptığımız ve yapacağımız her türlü çalışmayı işçi, işveren sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın temsilcileriyle istişare halinde yürütüyoruz. Sözlerime son verirken Ali Nur Başkanımıza ve tüm ilçe adaylarımıza tekrar başarılar diliyorum. Siz kıymetli Bursalı hemşehrilerimle nazik ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.